İyi günler, iyi akşamlar. Spor Plus'ta Halil Özer ve Murat Özbostan'la birlikteyiz bugün. Halil abi hoş geldin. Hoş bulduk. Murat Bey siz de hoş geldiniz efendim. Merve Hanım yoklar mı? Merve Hanım yoklar. Ben Kalk sizlerle Murat. Bugün Kalk. Moderatörlük Murat. Yapacağım. Efendim? Kalk gidelim. Öyle mi? Doğru. Halil abi Merve olmadan %50 yani bence formu. Aşkın daha yok. Senin de sever var. %50'yi kullanıyorum. İdare edeceğiz. İdare edeceğiz. Halil abinin bu jestiyle programa başlayacağız. Şöyle Merve yarın da yok. Oo. Yarın da ben varım. Kısa süreli tatile çıktım. Bu müessesenin en çok izin yapan şahsı. Elemanı desek olur mu? Elemanı. Ben yorum yapmıyorum. Ben Yap abi yok. Bunlarda gösteririm. Ben söylüyorum bak. Gelince de bu kaydı gösterirsiniz. Bir daha aç istersen. Nedir sıkıntın Merve? Yani şu ana kadar böyle bir iş bulamadık. Allah Allah. Evet abi bu kadar ne güzel iş abi. Oh tatil oraya git buraya git. Vallahi ben de o zaman kendi çalışma arkadaşımı koruyayım. Gayet az tatil yapıyor. Haftanın Kim? Merve. 5 günü geliyor burada çalışıyor. Arada bir zorunlu bak, izinler Murat yapıyor. Murat bile güldü ona bak Murat bile güldü. O sebepten dolayı. Ben de firmayı sen, tamam, kayıtlara korumak geçti, zorundayım. Kayıtlara geçti. Geçti. Tamam. O zaman programa başlayalım biz de. Başlayalım. Şimdi Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri var. Bir ona bakalım. Boluspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ümraniye, Trabzon, Balıkesir, Başakşehir, Hatayspor, Antalyaspor, Göztepe, Kayseri, Akhisar, Alanya, Kasımpaşa, Malatya, Bodrumspor eşleşmeleri var. İlk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde olacak. Şimdi her iki yorumcumdan da şöyle genel bir Türkiye Kupası değerlendirmesi ve hani bir sürpriz yaşanır mı o ihtimalleri bir sorayım. Yok şimdi ben de kura çekilişini seyretmedim. Seri başları var mı? Tabii. Seri başı sistemi var. Vardı değil mi? Zaten yani Süper Lig'deki kulüplerde... Bundan sonraki turlarda yok galiba seri başı. Bundan sonrasında olmayacak zaten. Yani ne kalıyor? 8 takım kalıyor. Son 8'den sonra. Bundan sonra başlıyor zaten. Kupa buraya kadar. Şimdi burada bana göre hani sürpriz olabilir mi? Olmaz. Yani sürpriz olmamasının sebebi iki maçlı olması evet, biraz da biraz sanki. Yani tek maç olsa belki olurdu. Şu anda en sıkı maç Alanyaspor Kasımpaşa gibi duruyor. Alanya Kasımpaşa gibi duruyor ki Kasımpaşa'nın da bir orada Avrupa hedefi var. Türkiye Kupası hedefi var aslında. Var var evet. Bu sene özellikle. Antalya Göztepe de fena maç. Antalya Göztepe de var doğru. Fenerbahçe kupaya asılıyor Halil abi. Orada bir ihtimal olur mu Fenerbahçe açısından değerlendirirsen? Olabilir. Ümraniye geçer, Galatasaray da geçer. Fenerbahçe için önemli çünkü kupa yani. Tabii ligdeki durumu. Muhtemelen ilk 10 arasında bitirir. Yani bir kupa kaldırmak ligi. Bir. İki, Avrupa Ligi'ne direkt gruplara kalmak. Evet. Bu çok önemli bir şey olur yani Fenerbahçe yani, için. Ki o soruyu da sorayım size. O Türkiye Kupası artık Fenerbahçe için çok önemli. Çünkü o ceza durumu var Avrupa'dan. Başkan da açık açık söylüyor Ali abi. Bu konuda senin bir düşüncen var mı? Valla benim bildiğim kadarıyla hani ceza durum var. Aslında bak, şimdi geleceksin biraz sonra da hem Sayın Ali Koç'un hem Sayın Mustafa Cengiz'in hem de Fikret Bey'in son zamanlarda yaptıkları açıklamalar, davranışları falan göz önünde bulundurursan yani kulüplerimizin hani böyle direkt hiçbirisi söylemiyor. Hepsi kapının arkasından söylüyor. Ya da örtünün altından söylüyor böyle hani ya da dolaylı yönde söylüyor böyle. Yani bir sıkıntı, hepsinde sıkıntı var. Ali Bey direkt söyledi aslında. Tabii, Ali Bey aslında konuyu da direkt söyledi ama o başka yere bağlayarak söyledi o. Yani ortada takımlarımızın bugüne kadar yaptıkları hepsine yol, su, elektrik olarak geri döndü. Şu anda hiç kimse hiçbir yerini toparlayamıyor. Net. Bak Galatasaray'da doğru düz transfer yapamayacak. Fenerbahçe'de doğru düz transfer yapamayacak. Beşiktaş da yapamayacak. Fenerbahçe ama limitleri aşacak gibi konuştu abi, başkan. Sen bakma yine o konuşmalar o kadar. Ben çok şey yapmıyorum. Ciddi almadım Ali Bey'in o konuşmasını. Ciddi almadım derken yanlış anlama. Ya yine sonuçta kulübünü düşünecek. Yine düşünecek. Yine öyle ayağını yine yorganına göre uzatacak. Ama mutlaka 2-3 bölgeye transfer yapacaktır. Yapmadan olmaz. Evet. Tamam da ama bütçesine göre yapacak. Komoli'yi de oraya o yüzden aldı zaten. Öyle değil mi? Hani burada göster kendini. Tamam ilk sefer patladın. Sezon başı Komoli beyefendi patladı. Bütün transferleri soru işareti. Bir tane var mı? Şu anda yok. Tamam biraz da bassızlık da var. Ya şimdi Slimani'nin geçen gün içeride konuşuyorduk. Geçmiş maçlarına baktım geçen gün. Yani buradaki Slimani ile o Slimani arasında dağlar kadar fark var. Yani bir futbolcunun bu kadar kısa bir dönemde böylesine bir evrim geçirmesi İnanılır gibi değil. Halil abi biz geldiğinde Fenerbahçe çok büyük iş yaptı. Ligin en iyi transferini yaptı gibi algıladık ve ona göre öyle yaptık ama öyle. Maalesef gerçekler öyle yansımıyor sahaya şu anda. Evet yansımıyor. Ya adam
Yani şu anda Soldado ile yarışamaz bile. Yani tamam, Soldado da kötü bir santrafor değil ama. Ki düşünülmeyen Soldado. Evet, düşünülmeyen Soldado ama Slimani yani çok enteresan ya. Tutmuyor işte, derler ya transferde %50'dir başarı şansın. Ama öyle böyle bir tane tutmadı Komolin. Şimdi onu, bu tepkileri de görüyor. Ben ligin ikinci yarısında da şimdi bütün herkes bence Ali Bey'de nokta atışları bekliyor kendisinden. Bir şans daha verdiler. Bir şans daha bence verdiler. Yani bu şansı kullanmazsa önümüzdeki sene zaten Kobol'de olacağını düşünmüyorum ben. Bence çoktan gitmeliydi de. Bir kere öncelikle Samandıra'dan elini ayağını çekmeliler. Ya hiç Samandıra'da bilmeyen adam orada ne arar abi? Kobol'in orada. Oraya yaşamak ayrı bir şey. Biraz genleri bileceksin içeride. Nasıl? Genlerini bileceksin. Evet, evet, genlerini bileceksin biraz abi. Şimdi kadro dışılara gelmişler. Sormuştu işte neden kadro dışı oldu diye Ersun Yanal. Ondan sonra demişler işte soyunma odasında böyle böyle yaptı maçtan sonra. Ya demişler ki maçtan sonra soyunma odasında her futbolcuya bakarsan, yani maçtan soyunma odasına bakarsan her maçta en az 3-4 tane adamı kadro dışı bırakman gerekiyor. 4 oyuncu var. Yani hepsi için aynı şey. Bence ligin ikinci yarısı için ne dersin? Ligin ikinci yarısı için hepsinin yasakları kalkacaktı. Mesela Volkan'la Ozan'ın affedilmeyeceği haberi vardı. Ozan. Sabahta dün. Evet. Yani Ozan Tufan'la Volkan Demirel affedilmeyecek. Atıf'la Dirar affedilecek deniyordu. Ozan yani. Niye? Ozan ne var ya o kadar? Ozan'ın. Ozan genel olarak herhalde yani yönetimsel olarak daha çok teknik değil de ya abicim, yani şimdi uzun bir süreçten beri 7,5 milyon euro vermediler mi? Evet, o rakam. Bu kolay değil. Bu kadar kolay insan kaybetmek kolay da kazanmak zordur. Kolay yolu bırak, zor yolu seçmesi lazım. Zaten kaybettiler abi. Kaç aydır herif yok, senedir abi, yok. Yani. En azından bir kere daha, bir kere daha dene abi. Ne yapıyor bu çocuk? Zorla. İdman mı yapıyor tek başına? İdmanlara çıkıyor işte. Enteresan ya. Yani bunun önce, ama onun şöyle bir durumu da var. Yani bundan önceki hocalarda aynı şeyi raporu verdi. Yönetimlerde, şimdiki yönetimde yani oradaki sorun herhalde kişinin yani ruh haliyle ilgili mi, futbol isteğiyle ilgili mi, bir de gereksiz başka yere, bir şeyle ilgili inanılmaz mi? İnanılmaz şekilde bir hedef futbolcu vardır ya, böyle hedef futbolcular. Evet. Yani ne bileyim, hani gidip Rize'nin taraftarı bile her maçtan sonra bir Ozan güzellemesi yapabiliyor. Şimdi bu kadar genç de. O hale geldi çünkü. O hale geldi. Bir de genç de. Bunu kaldıramadı. Psikolojisini toparlayamadı. Zaten bunlar kendisine yatırım yapmayan oyuncular. Belli zaten kendisine yatırım yapmadığı. Sonra da toz şeker gibi dağılıyorlar abi. Toz şeker gibi dağılıyorlar. Şimdi kupayı, kupada var mı ekleyeceğim şey abi? Ya kupa, Boluspor, Galatasaray. Ya Galatasaray'ın tabii uzun süredir performansına bakarsak son Keşören Gücü maçı mesela zor bir maçtı Galatasaray için. Yani bir beklentilerin şeyinde olmadı. Yani kötü bir sonuç bile çıkabilirdi, sürpriz bir sonuç. Onun için ben Boluspor'a da burada bir şans veriyorum açıkçası. Yani Boluspor'un da şansı olduğunu düşünüyorum. Ya bunun dışında genelde favori takımlar Fenerbahçe, Trabzon, yine Başakşehir, Hatayspor son zamanlarda çok iyi gerçekten. Altay Göztepe maçında iki tarafında şansının olduğunu düşünüyorum. Kayseri Akhisar yine aynı şekilde. Orta bir maç. Alanya Kasımpaşa böyle. Malatya Bodrum maçında da Malatya'nın favori olarak görüyorum. Ya kupa özellikle bu sene Fenerbahçe için önemli. Bence Trabzonspor için de önemli. Evet. Tabii performansları ligin ikinci yarısı nasıl olacak Trabzonspor'un? Yani sıralamada nasıl kendilerine rol biçecekler? Nerede duracaklar? Bunlar ilerleyen süreçte göreceğiz. Beşiktaş'ın bile ligdeki durumu. Yani genel olarak baktığımızda büyük takımların hepsi kötü şu anda zaten. Yani performans olarak. Bir Trabzonspor işlerinde belki biraz daha iyi diğerlerine nazaran. Kupanın önemli olduğunu ve Avrupa Ligi'ne gerçekten gitmek için çok kestirme bir yol ya. Beşiktaş olsaydı onlar için de çok ilginç bir kupa olacaktı. Yani bütün takımın en çok istediği kupa olacaktı bu kez. Yani normalde çoğu takım elenmek istiyordu yani. Olayı biraz psikolojik olarak da bakıyorum. Mesela Fenerbahçe. Şimdi yani böyle bir kötü bir durumdalar. Ligdeki en tepe nereye çıkabilecekler bilmiyoruz. Yani önümüzdeki süreçte göreceğiz bunu. Ama bir kupa... Bir kupa kaldırmak, bir süper kupa finali oynamak, bir hepsi Avrupa istemem yakalmak. Yani cebime koy. Yani öyle biraz dudak bükerler Türkiye Kupası'na ama zaman ilerledikçe de en önemli hedeflerden bir bugün tanesi şey, oluyor. Bugün Volkan Ballı mesela tören şeyden sonra, kura çekiminden sonra konuştu. Yani çok çok önemli diyor, altını çizerek vurguladı. Yani tabii onlar da farkındalar bir şeylerin. Tabii canım, en azından bir hedef. Hedef yani, bir hedef olması açısından bakalım ne olacak. Şimdi Türkiye Kupası'na nokta koyuyoruz. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalar vardı. Onlarla yayınımıza devam edelim.
bazen insanın yaşamında üst üste terslik olabiliyor. Bizim önümüze transfer gelmedi. Bunu suçlama adına söylemiyorum. Yani teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık gibi bir şey demiyorum. Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde hayır demeyiz. Bütün mesele seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki bu da izafi. Bugün bir çiçek şurada çok iyi yetişir ancak bir metre oynattığınızda solabilir. Futbol piyasası da böyle. Anlamadım onu ya. Bir çiçek şurada çok yetişir. Bir metre oynattığınızda solabilir. Devamını da okuyalım. Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan almama durumu var. Böyle söyleyince taraftar feryat ediyor ama bu bir gerçek. Biz Galatasaray'ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Halil abi, nereye takıldın? Bu takıldığım çok şey var ya. Yani şimdi bir kere scout ekibi kulübün müdür yoksa teknik heyetin scout ekibi midir? Normal şartlarda kulübün olması gerekir. Ama teknik ekipten bağımsız bir scout ekibi düşünemezsin. Scout ekibi normalde başkana mı götürür? Hayır. Teknik direktöre götürür. Hı hı. Teknik direktör de başkana sunar. Beğendiğini sunar. Yani ayın kaçı bugün? Kaç? 21. 21. Bence burada bir henüz bize transfer önerisi gelmedi demesi. Sayın mesaj mı burada? Mesajdan önce biraz da önlem gibi geliyor bana. Çünkü Fatih Hoca bu transfer konularında katıdır biliyorsunuz. Hani çıkar televizyona söyler, mesaj verir. Hı hı. Saha içinde maç sırasında verir mesajını. Kamuoyuna farklı şekillerde mesaj verir. Ve dolayısıyla yönetimler de zor duruma düşer. Hı hı. Ki bu sene olduğu gibi mesela Gomis olayında olduğu gibi. Şimdi Gomis'i okuyacağım. Ne dedi Fatih Bey? Fatih Hoca. Bize iki tane yerine adam alacağız sözü verdiler. O yüzden biz izin bıraktık. Verdik diyor. Yani ben bir kere öyle olduğunu düşünmüyorum. Hani Gomis'i Fatih Hoca istemese Galatasaray Kulübü Başkan filan satamaz. Bak mümkün değil. İki oyuncuya kabul mümkün etmiş. Mümkün değil. Satamaz. Haberi olmadan satamaz. İkinci biraz o işte biraz sıkıntılar var. O yüzden ben hani bu hedef göstermeden sonra ki ben ona hedef göster. Şimdi yönetim kurulu pardon medyaya böyle bir açıklama yapıyorsan ne demektir bu? Yönetim kurulu suçlu arkadaş. Beni kandırdılar demek. Tabii. Şimdi bunu hoş karşılanmadığını da biliyorum Galatasaray yönetimi tarafından. Özellikle Sayın Mustafa Cengiz tarafından. Şimdi burada transfer bu bir siyaset oynanıyor burada. Hani Galatasaray futbol, gene atışmalara başladı. Bir futbol siyaseti oynanıyor burada. Hani futbol siyaseti de enteresandır. Nasıl olduğunu bilsen içine bir daha girmezsin hiç. Ben direkt Fatih Hoca'ya mesajlar verdim. Tabii tabii canım direkt. Önlem alıyor işte ya. Önlem alıyor. Daha bugün ayı kaçı bak halen daha bana yok diyorsun. Bir daha isim falan yok diyor. İki doğru isimler olsun diyor. Boşu boşuna borçlanmayalım. Para vermeyelim. Yani madem borçlandığımıza değsin diyor. Üç, kulübün geleceğiyle ilgili bir cümle söylüyor. Galatasaray'ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Ben evet. Anadolu Ajansı'ndaki metni aldım. Burada var mı bilmiyorum. Var şimdi okudum. Yani ondan sonra da hocanın işte Galatasaraylı bir marka sevgili Fatih hocamız var yanında değerli çalışma arkadaşları deyip söylediklerinden sonra tekrar bir şey de yapıyor. Yani onları bir övüyor da ama verdiği mesajlar bence tamamen teknik kadroya. Bana diyor bir öyle diyor gereksiz adamlar gel biz bu kulübün parası yok. İki ben satmadan. Gereksiz değil öyle. Garip satmadan, garip uçuk adamlar getirme diyor bana. Evet yani bir şey bir de satılacağın adamları da getir diyor o zaman. Yani burada öyle bir mesaj da var. Satmadan alamam diyor. Liverpool'un kimdi? Liverpool'un santrafı? Liverpool. Eski. Şu andaki. Şu anda kim? Kim ya? Salah değil ya. Bir tane daha var ya. Firmani mi? Neyse. Sturridge. Yok değil. Neyse. Yani beğenmedi Ali abi. Yok onu beğenmedi. Origi. He? Origi. Origi evet. Evet. Şimdi mesela Origi tarzı oyuncu getirme bana diyor. Ya o kadar da getirmeyecektir abi Fatih Terim de. Ya bak futbol siyaseti diyorum sana. Bak Galatasaray'da futbol siyaseti. Bilerek mi getirir yani? Galatasaray'da futbol siyaseti her şeyden farklıdır. Futbolda, futbol siyasetinde sosis ve futbol siyasetinin nasıl yapıldığını biliyorsan gece uyku tutmaz senin. Bu da öyledir. Tamam. Peki sorum şu. Yani Fatih Terim mi transferi yapar? Erken davrandı. Fatih Terim mi transferi yapacak, yönetim mi? Şimdi bu değişir. Şimdi yani hani Fatih Terim der ki 5 tane liste verir. Bunlar der mesela. Şu var. Galatasaray. Ünal Bey kimi aldı? Schneider aldı. Fatih Hoca istedi de mi aldı? Hayır. Yönetim yaptı transferi. Mesela Faruk Süren, Hacı ile Tafereli kim aldı? Kendisi aldı. Kim aldı? Faruk Süren aldı. Evet.
Faruk Bey aldı. Evet. Ergun Gürsoy, Faruk Gürsoy. Evet, aynen. Şimdi bu tip transferleri yönetim de yapabilir. Hı hı. Ama genelde yönetimin, pardon, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılır. Ama bu tür ağır, bazen adam der ki benim kardeşim bu vizyonum, ben futbolcu alacağım. Tamam. Benim marka değerime marka, sen bunu oynatacaksın der. Çünkü yönetim kurulu teknik heyetin, Telekom, Florya'dan üstündür. Ali Sami Enstad'ı Florya'dan üstündür. Bu değil yani, şey değil bunun. Başka türlü izah edemezsin bunu. Galatasaray... Ondan ne derse olur. Ama burada o tip transferler olmayacağına göre mutlaka Fatih Hoca'nın listesi olacaktır. Ama Fatih Hoca'nın da... Ama başkan tam kadar, tersini söylüyor. Bugüne kadar da bir liste vermiş olması gerekirdi ona. Çok karışık bir açıklama ya. Çok karışık. Bak yani, bir de şurada demin takıldım. Yani metinden mi dedi, dolayıdır, bir nedir ben yani? Ben anlayamadım bu çiçeği. Okuyayım istersen o çiçeği. Ben anlamadım ben çiçeği. Bugün bütün mesele seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması, ki bu da izafi. Bugün bir çiçek şurada çok iyi yetişir, ancak bir metre oynattığınızda solabilir. Futbol piyasası da öyle. Yıldız alırız, olmaz mı diyor. Olmaz, yıldız diye bize getirirsiniz diyor. Burada oynayamıyor diyor. Sonra boşa gider diye yani herhalde bunları söylemeye çalışıyor. Bilmiyorum, ben açıkçası bunları anladım yani. Direkt dediğin gibi direkt mesaj hepsi ya. Hepsi mesaj da. Ya hocam bana başkan boşuna, mı haklı, Fatih bana, bana gereksiz ve boşuna ve maliyetli transfer yaptırma getirin, diyor. Araştır, getirin, bul, diyor. Bütçemize göre transfer getirme. Sonra aynen öyle yani, sonra bir de seyirciyle papaz etme diyor. Etme. E o zaman Fatih Terim papaz oluyor sürekli. Fatih Hoca, ben Fatih Hoca'nın bugüne kadar hiç papaz olduğunu görmedim. Bak bu açıklamaların, Fatih Hoca papaz olmaz. Arkasında şu da olabilir. Yani hocanın son lig maçından sonra yaptığı işte Ocak ve Temmuz. Yani orada da bence kişisel bir düşünceyle bu hareketi yani tabii açıklama de, yapıyor. Murat, başkan şöyle demiş olabilir. Ya hocam sen ne yapıyorsun? Bizimle bir konuştun mu da böyle açıklama yapıyorsun? Yok onu alacağız, bunu yollayacağız, şunu yapacağız. Dur bakalım bir. Daha bir kere şu anda transfer, herhangi bir transfer sezon başı vardı Maicon'la Feguli'ye. Ama şu anda yok. Şu anda yok. Kimi satacaklar? Şu var. Trezeguet istiyorlar. Arabistan'dan mı? Katar'dan bir yerden istiyorlar. Hı hı. Belki Trezeguet'i almazlarsa Belhanda'yı alacaklar. Ki alamazlar Trezeguet'i zaten. Hı hı. Belhanda belki oraya gidebilir mi? Ama onu da bırakmak istemez Fatih Hoca. Şu anda bir ki ya. Kaça gidecek ki Belhanda? 10 milyon euroya geldi arkadaş, zaten. Bunun bin tane şeyi var. Sen Feguli'yi sezon başından beri kıstın kulübede oturttun. Hı hı. Sinan Gümüş'ü tercih ettin. Hı. Ya sezon sonu transfer peşindesin. E bu adamı da sevmiyorsun. Belli sevmiyorsun. Tutmuyorsun, sevmiyorsun. E sezon sonu bunu satman lazım. O zaman niye kulübede oturtuyorsun habire? Ve bu adam da kötü bir adam değil. Yok, son 2-3 maçın en iyi adamı. Yaradan Feguli. Kullan onu. Maicon öyle. Şu anda hiçbir teklif yok. Ben sana söyleyeyim. Bak Maicon ne diyor? Yok. Satmadan alamama durumumuz var diyor. Hı hı. Şimdi Maicon'la Feguli kim ne gösterdiler ki gidip alacak? Maicon, Feguli, Belhanda, Mariano. Mariano gidiyor galiba. Bir tek Mariano gidiyor galiba. O işte bir o da, soru işareti var. Onda da var mı? Var. Yarın teklif yok gibi diyorlar ona da. 3 milyon euro anlaşıyorlar falan dediler. Neyse yarın BIP Spor'da onu takip ederiz. Tamam, burası neresi söylesene. Şimdi bu saatte veremem. Çünkü daha olgunlaşmadı daha toplamalık. Şimdi Mustafa Cengiz'in açıklamalarına devam ediyoruz. Komis bak, bölümü böyle var. Söyleyince taraftar feryat ediyor. Ama bu bir gerçek. Orayı okudun ya. Okuduk, tamam. Hayır, orayı bir daha tekrar ediyorum. Tamam Halil abi. Diyor ki neresi? Taraftar feryat ediyor o zaman diyor. Hı-hı. Hani satamadan almama durumumuz var diyor. Evet. Böyle söyleyince taraftar feryat ediyor. Ama bu bir gerçek. Doğru adam söylüyor. Bu bir tamam gerçek. Fatih Terim o zaman niye iki forvet alacağız dediniz? Kim dedi bunu? Abdurrahim Bey. Başkan demiştir. Abdurrahim Albayrak demiştir yönetim. Yani yönetimle teknik kadronun arasında bir fikir uyuşmazlığı var. Yani bunu bir kopuş var artık. Ya kopuş demeyelim. Kopuşma değil demeyelim. Ama fikirleri uyuşmuyor bu. Yani iki tarafta birbirinden ya, bence çok fazla haz etmiyorlar Murat, yani. Murat ya bir şey söyleyeceğim. Fatih Hoca'da çalıştığı en rahat yönetim kurulu arkadaş ya. E tabii şu an Ünal Bey'le çalışamazdı mesela. Çalışamazdı. Sen de şu anda Fatih Hoca olarak da biraz daha kontrollü git. Neden diyeceksin? Ya arkadaş ya 12 maçta bir galibiyet almışsın. Sana gıgırı çıkarmamışlar ya. Başka takımda olsa ne olur? Şenol Hoca 12 maçta almasın bakayım bir tane galibiyet. Bir tane galibiyet alsın. Ya da Ersu Yanal yeni geldi. 12 maçta tek galibiyet alsın. Şampiyonlar yani. Ligi'nden elendin mesela. Tabii doğrusu var. Ve sana bu yönetim kurulu bir tek eskiden haber yazardık. Rapor istedi diye. Rapor istemedi ya. E bırak, sana bu kadar güveniyorlar. Bu kadar ağızdan. E şimdi Fenerbahçe maçında mahalle kavgası gibi kavga ettiniz. E takımı sonra yalnız bıraktın. Cezalar bu kadar kaybedilen puanların sıkıntısı nedeni nedir abi?
Bunu teknik direktörün kulübede olması bazı şeyleri değiştirmez mi sence? Değiştirir ama yoktun. Hiç gereksiz yere göz göre göre bir de arkadan durmadın, bir daha devam ettin. Ve sana gık demediler ya. Ona sen de biraz kontrol ol, biraz da onlarla iyi geçinmeye çalış. O yüzden biraz da onların istediğini yapmaya çalış. Sadece seyirci arkana aldın diye, yani bunların baştan aşağı dediği doğru. Hepsi %100 mesaj bunların. Ya şimdi öteki taraftan da bence Fatih Demir Sivas maçı sonrası sıra ona gelecek. Şu Gomis bölümünü de okuyalım arkadaşlar. Gomis gelsin. Gomis dahi Galatasaray'a hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Fakat şartlar öyle gerektirdi. Biz 140 milyon TL'ye yakın bir ücreti ödeyemezdik. Ödeyemediğimiz için de sevgili Gomis'le ayrılmak durumunda kaldı. Ona da saygı gösteriyoruz. Çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu bütün futbolcular için geçerli. Yani bu Gomis işi de ayrı bir... Ya Gomis Galatasaray'ın üzerinde yani böyle gölgesiyle şeyle kaldı. Yani çünkü aldı. Bir sezonda 40 gol atınca yerine de alamam. Evet, yani böyle bir adam nasıl satılır, böyle bir adam nasıl yollanır? Başkan da sürekli bir şeyleri tekrarlıyor. Bu cümleleri divanda da tekrarladı, röportajlarında söyledi. Yani biz bu adama bu kadar para veremezdik, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım diye feryat ediyor sürekli. Yani yollamak zorundaydık, satmak zorundaydık. Yani artık Gomis'ten Galatasaray'ın sıyrılması lazım. Yani sürekli yani Gomis bu tazeliğini, canlılığını korur bu konu. Yine bir şey olduğunda Gomis diye bağırır tribünler. Gerek yok ya bence Gomis konusuna girmenin. Yani gitmiş adam almış, iyi paraya gitmiş. Eğer gitmeseydi işte ama işte Galatasaray için farklı olabilirdi. Olmadığı sürece de Gomis konuşulacak. Onda diyor zaten transferde diyor hedeflerimiz şey planlarımız tutmadı diyor. Yani itiraf da ediyor, öyle bir cümlesini de ben okudum. İyi de forvette transfer yapmadılar ki. Ben de onu anlamadım. Yapamadılar yani işte. Gomis'i geç sattılar. O sürede de halledemediler. Bir de şeyi kaybettiler. Hesap kitap işini kaybettiler. Kaybettiler. Bir de baba şimdi şu var. Boşluk hani var zannettiler, Sayın yoktu. Mustafa Cengiz'in bir de bence düşündüğü bir konu var. Hani şimdi arkadaş kulüpte teknik adamları kulüpten ayrı tutamazsın. Hı hı. Ben anlamam kardeşim, kulübün bütçesi falan veyahut da kas bas ben bilmem diyemezsin. Sen oranın teknik direktörüsün. Şimdi daha beklenilen bir kas mahkemesi var. Hı hı. Kas mahkemesinden UEFA'nın disiplin komitesinin, üst komitesinin kararı evet doğrudur dese Galatasaray bir kez daha soruşturmanın içine girecek. İşte adam bunu da düşünüyor bir de. Bak herkes bekliyordu Ocak'tan önce kas açıklama yapsın diye, olmadı. Noel'e girdi. Şimdi Ocak sonrasına kaldı. Tam da transfer dönemleri rastlayacak. Halil abi bunu Fatih Terim bilmiyor mu? Fatih Terim'le paylaşmıyorlar mı bunu? Yani benim kopuş bence, dediğim bu aslında. Bence çok oturup dört böyle başı mamur bir şekilde karşılıklı oturup konuştuklarını düşünmüyorum. Yani hocam bizim 500 bin dolarımız var. 1 milyon euro bonservis verebiliriz. Buna göre adam bak denmiyor mu Fatih? Bence denmiyor. Bu da bir yanlış değil mi? Yanlış, herhalde yanlış. Benim, benim duyduğuma göre 100 bin eurosu bile yokmuş Galatasaray'ın şu anda. Tamam 100 bin eurosu yok. Fatih Terim Ocak'ta takımı gençleştirmek istiyor. Yeni transfer istiyor. Tamam, başkan aynı şeyi mesaja söylüyor. Şöyle bakalım. Şimdi Galatasaray futbol takımı şu anda başarılı. Başarılı değil. Hı hı. İşte 12 maçta bir galibiyet almış. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş. Zar zor Avrupa Ligi'ne devam ediyor. Baktığımız zaman orada bir görüntü var. Ve burada birilerinin taraftarın şeyini gücünü arkasına alması lazım. Yani taraftara bir mesaj vermesi lazım. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin işte kötü olması, Beşiktaş'ın sıkıntılı olması derken arada zaten hepsi kaynayıp gidiyor Galatasaray'da. Ve hep yeni bir şeyler ortaya çıkıyor konuşmalarında Fatih Hoca'nın mesela. İşte en sonunda ne dedi? Ocak'ta, Temmuz'da işte bakacağız, edeceğiz. Bazı adamları yollayacağız, kimilerini alacağız, yeni transferler yapacağız dedi. Herkes bir beklenti içerisine girdi şu anda. Yani taraftar kimi alacağız diyor. Acaba kim gidecek diyor. Yani hocamız böyle dediğine göre bir bildiği vardır diyor. Bu durumda hedefte kim oluyor? Şimdi hedefte yönetim var şu anda. Çünkü hoca dedi. Hoca dedi ki bir takım şeyleri yapacağız. Yapılmazsa ne olacak? Ben demiştim yapamadılar. Ben ne yapayım? Yani yönetim yapamamış. Ama kasayı da açtığın zaman yok içinde işte. Hiçbir şey yok. Yani para yok. Ne yapacaksın? Neyle alacaksın? Anca birisini satman lazım. İşte birisini yollaman lazım. Kimi yollayacaklar? Kimi satacaklar? İlla ki vardır görüştükleri isimler. Ve ne kadara satacaklar tabii. Yani, bir de o önemli. Ne kadar satacaklar yani, bir de. Yani. Şimdi Belanda 10 milyon euro maliyet. Maicon 7. Daha sayın bir forvete ihtiyacı var. Başka var mı abi sence? Bir? Yok. Şu anda ismi dönen forvetler de öyle çok hani 2-3 gömlek Eren derdi yoktan 2-3 gömlek üstün forvetler değil. Abi iyisini alamıyor ki zaten. Nasıl alsın? Nasıl işte? Yani? Yüzden, o servisi elinde adam bulmaları lazım. Tabii. Öyle de adam. Nerede devre arasında. Nerede bulacaksın abi? Bütün yani
Galatasaray'ın şu an istediği ikinci sınıf bir santrafor. Birinci sınıf zaten alamaz. İki ya da iki buçuk. Yani sınıf oralarda. Eren kaçıncı sınıf santrafor sence? Üç. Üç. Üçüncü sınıf. Üçten iki buçuğa geçmek istiyorlar. İki buçuğa inmen lazım. Yani onlar bile zor ya bu günümüzde. Onların bile hani bir anca elinde bulacaksın ama onlar da yani herkes birinci sınıf alamaz ki. Onlar da dağılmış durumda. Onun maliyeti bambaşka bir yere gidiyor. Boşta kalması çok zor. Hani çok araştırıcı bir ekibin olacak böyle. Okazyon bir şey bulacaksın. Aradan çekip yakalayacaksın böyle. Genç olacak 22-23 yaşında falan böyle. Hani o tipte bir adam. Mesela Kasımpaşa nasıl bulacak neyi? Evet. O tipte bir adam bulacaksın. Onları şu an bulamazlar ya böyle. Ya mesela Jagne'ye gitse şu anda hani. Şu an geçiş dönemi için bir kurtuluş yani, arıyorlar. Ben Mayıs'a Kasımpaşa'dan kadar içeri girmezler. Tabii zaten 100 bin eurosu yok diyor Murat abi. Yani Jagne yani, için teklif de. Yani bırak cepte WhatsApp'tan bile mesaj gönderemezler. Yani o fiyatları uçtu o kadar uçurdu. Haklı da adamlar. Bak bu sene bile satmıyorlar. Trezeguet'i de satmayacaklar. Onu da satmayacaklar. Evet, çünkü hedef koydular kendilere. Hedef Mustafa Denizli'yi getirdiler. O bambaşka yere gitti iş. Evet. Kasımpaşa'da. Şimdi bu işleri konuştuk ama Galatasaray'ın da hafta sonu maçı var. Sivas konuk oluyor Galatasaray'a. Şimdi Sivas bayağı formda. Sivas formda. Galatasaray karışık. Başkanı ya Hakan Keleş'le kimya uydu orada. Aynen öyle. Ne dersiniz bu maçı? Bence çok zor bir maç. Yani kolay bir maç değil. Bir de Galatasaray'ın artık demin içeride onu konuşuyorduk değil mi? Hani şeyi de bahane de kalmadı. Hani bahane derken hani eksi yok sakatları diyemiyorsun. Sakatlar iyileşti, cezalar hemen hemen. Hem Baba ile Sinan yok sanırım. Yani hemen hemen şu anda tam kadro diye çıkabilir. O yüzden yani mutlaka bir kere mutlaka alması gereken maç. Şimdi Başakşehir Alanya'da yendi mi? Eğer bu maçta puan kaybedersen ben sana söyleyeyim Mustafa Cengiz bir tane bile adam almaz. Selezno'yu alırsa iyi. Ya da neydi? Muriç. Onu alırsa iyi. Yani onu alırsa sağ ol. Başkanım demesi lazım. Şampiyonluktan koparsan. İşte Onpados almaz zaten diyorum işte. Anca onlar alır. Anca onlar alırlar. Murat Özbostan ne dersin maç için? Ben de çok zor maç olduğunu düşünüyorum. Yani hele Galatasaray'ın evinde oynadığı maçlardaki performansına da bakarsak, dışarıya da bakarsak. Yani istikrarsız, dengesiz bir oyunu ve futbolu var. Ama işte bir takım eksikler gitgide tamamlanmaya başladı. Yani sonuçta evinde oynuyor değil mi? Evinde oynayacağı evinde, maç. Yani alması lazım ama Başakşehir diyorum. Sivas arka arkaya 3 maç kazandı yanılmıyorsam. 5 maçta da bir beraberlik, 4 galibiyeti var. Yani bayağı iyi bir çıkışı süreçte, şeyi var. Hayır, Şampiyon Ligi'nde tam kadro oynadı. Başlarında. Bir şey oynamadı işte. Hiçbir şey oynamadı. Hiçbir şey oynamıyor. Bir kere sen şimdi... Ya bu hocanın olmaması Fernando'da ya da NDI'nin formların üst düzey olduğu söyleyebilir miyiz? Söyleyeyim. Ne kadar etkiledi hocanın kenarda olmaması? Çok etkiledi. Yüzde kaç? %50 etkiledi bence. Ama böyle etkili olursa hiç olmasın. E tabii o zaman yardımcılara dönüp bakmak O zaman zarar oluyor. Galatasaray'a zarar olarak dönüyor yapılan hareketler. Abi evet. Sen bir kere koskoca Fatih Terim'sin ya. Ya ilk defa ama bir hakem yanlışıyla... İlk defa mı bir şey oldun Fenerbahçe maçında? Hani ki onda da öyle o kadar olayların çıkması için gereken bir ortamın olduğunu da düşünmüyorum ben. Hani o maç sonu kavga Belanda'yla Soldado'nun kavgasını demiyorum ben. Fuat Hoca'nın Hasan Şaşır'ın. Sağ içindeki evet maçında. Yani gereksiz. Hasan Şaşır şeyi bile normal görüldü ya. Ne oldu? Ceza çekiyordu. Hiçbir şey olmadı. Yani tamam kimseyi asıp kesmeyin ama bir şeyi de olabilirdi. Kulüp yaptırımı olabilirdi. Koyun, yani tepkisi de olmadı yani. Galatasaray yönetim bunu bile yapamadı. Enteresan. Şimdi ya arkadaş şimdi diyelim ki sana Manchester City'nin teknik direktörü. Sağın içine çıktı. Hakemle eller, kollar, küfürler bilmem ne böyle gitti diyelim. Manchester City ne diyecek abi? Hocaya bir şey der mi sence? Demez mi? Demez. Nasıl deme? Der. Der. Yani ya bir kere sen takımından sorumlusun. Bir kere onun Fatih Hoca gibi bir tecrübeli bir insanın onları yaparken ya hani kafasında lan şimdi ceza gelirse takımımı yalnız bırakırım. O an iş kopmuş artık zaten işte yani. Kopmayacaksın sen Fatih Terim'sin. Fatih Hoca özelliği ismin üstünde Fatih Hoca ya sen yani kopmayacaksın. Adrenalinle zaten iş devam etti öyle. Şimdi işte seni gören de futbolcular da öyle olur. Biraz öyle oluyor. Sırada Hürriyet'ten haberimiz var. Dorukhan haberi. Ali Naci Küçük imzalı. Onu okuyalım. Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Galatasaray Dorukhan'ı beğenmemiş.
ismi gündeme geldi. Scout ekibi olumsuz rapor verdi. Sezon başında Fatih Terim'in de takip ettiği genç oyuncu için scout ekibi Galatasaray'da oynayacak düzeyde değil yorumunu yaptı. Sonrasında da oyuncu Beşiktaş'a gitmiş, Murat Özbostan. Ya böyle şeyler oluyor ya. Başka takım Beşiktaş'a da gidiyor, bir oyuncu olmuyor. Galatasaray alıyor. Galatasaray'a gidiyor, Fener alıyor. Yani kısmet değerlendirme. Son günlerin çok konuşulan yani, oyuncusuydu Dorukhan. Ben çok beğeniyorum yalnız. Evet, yani son iki maçtır falan gayet iyi yani. Performans çok mücadele ediyor Murat. Büyük şans. Yaş. Yani Atiba'nın ya falan olduğu yerden şey bakıyorsun maça. Biz gazeteciyiz, öyle tarafsız bir gözle izliyoruz. Mesela Beşiktaş-Trabzon maçı. Ya bana bak, yemin ediyorum Dorukhan'ın attığı golü belki de bazı Trabzonlar bile ya bu çocuğun ilk golü inşallah sayılır demiştir ya. Güzel. Ya o kadar istedim böyle. Hani yanlış anlamasın, Trabzon için şey yapmıyorum. Yok zaten Doğuş'u yok abi hayatta demedik diyor. Kim diyor? Doğuş'u hayatta demedik yani. Güzel. Diyenler vardır mutlaka. Ben hani Dorukhan için o topun gol olmasını istedim. Ya bana çok sempatik bir oyuncu geliyor. Bir de ben severim öyle mücadele eden, koşan futbolcu. Abi istiyoruz zaten. Genç istiyoruz, adam çıksın, şu düzen bir değişsin diye. Nazar yani, değmesin fazla da konuşmuyorum böyle hiç. Biz milli takımı niye sevdik şimdi? Evet, doğru. Değiştiği için, genç yeni pırıl pırıl adamlar geldiği Dorukhan'ı için. Dorukhan'ı ben şimdi alacaklar. Banko milli takıma gider abi. Beşiktaş 300 bin euroya, evet. Dorukhan'ı, evet. Ozan. Anlaşmış. Ozan. Yani işte milli takıma onda yıllardır stoper yok, stoper yok diyorduk. Geldi işte. İnşallah önü açık olur onun da. Arkadaşlar reklam süremiz geldi mi? Gidebiliyor muyuz? Tamam, reklama gidelim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Programa devam ediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda aslında en kritik maçlardan birini oynadı ama Giresun'u rahat yendi. Bol gollü bir maç oldu. Evet. Abi ne dersin? Beşiklik bir galibiyet. İlk maçta 1-0 sonrası bir soru işaretleri oldu ama. Ya şey, Fenerbahçe'nin şu andaki eksikliği güven sorunu. Hani özgüveni yok. Bir de son Erzurum maçındaki o son saniye golü. Bütün özgüveni tekrar. Aynen, aynen. Hani böyle bir acayip böyle bir hani demoralize oldum böyle hani. Motivasyonunu indirdim böyle. Zaten o topun gol olması. Ya arkadaş ben bak, 500 kere vursan o top böyle gol olmaz. 5 kere izledim pozisyonu, tamam mı? Bak. Top belki de ceza hani şey paralel gider. Paralel gider belki. Kaça giden toplar var. Yani onu gibi ayarlasan, desen ki kime çarptı? Hatırlamıyorum vallahi şu anda. Desen ki senin topuna çarpacak. Gel ayarlayalım desen yapamaz. Yok. Topuna çarpıp fals olup içeri girdi ya direkt dibine. Dıştan falso alıp tekrar. Ve iki kere gelmiş. Baktım maçta. Bir daha izledim maçı zaten. İlk kere gelmiş Erzurum. E şimdi böyle olunca da ikinci yarının başında 3-1, 4-1 olurdu maç. Hı-hı. Giresun maçı bir toparlanma şeyi verir mi enerjisi? Ya bu güveni işte sağlam, biraz kazanmaları lazım. Üst üste birkaç galibiyet lazım herhalde. Üst üste birkaç kere galip gelmeleri lazım. Bence transfer de yapacaklar ama evet, demin konuştuğumuz gibi öyle çok aynı Galatasaray gibi öyle hani, hı-hı, sen Ali Bey dedi ama hani yine de öyle yüksek maliyete kaçmayacaklar. Çünkü bir de UEFA'yı azdırmamak lazım biraz. İnadına. Ha, inadına böyle hani gözüne tamam da en azından keşke söylemeseydin onu hani, değil mi? Şimdi seni takip aldı. Yani başkanın şimdi hani ben Fenerbahçe'nin kurtuluşu olduğunu düşünüyorum Ali Bey'in. Halen daha öyle düşünüyorum ki. Böyle ama bu sözlerine olacak rağmen düşünüyor musun? Evet evet, aynen hiç. Böyle öğreniyor. Ben kulüp yönetmekle şirketleri yönetmek arasında dağlar kadar fark var. Ali Bey bunu öğreniyor. Hı hı. Hata yapa yapa, çam devre devre bunu öğreniyor. Şu andaki yaptım, bakma futbol çok kötü olduğu için mali katkıları çok fazla gözükmüyor. Tabii yani. Ekonomi anlamda yaptıkları çok gözükmüyor. Zaten yaptığı sponsorluk katkısı, yani direkt verdiği para falan. O yüzden hani evet düzelecektir. İlerleyen zamanda da kendine gelecektir. Fenerbahçe'nin böyle gitmesi gibi söz konusu değil. Hani toparlayacaktır. İşte hataları bir daha yapmayacak. Ersun Yanal'ın sezon başına gitseydi, hı hı, belki daha farklı olurdu. O 3 tane milli takım, hadi bırak onu da geçtim. 3 milli takım arasında 15'er günlük dönemlerde gitseydi yine farklı olurdu. Şimdi bakalım Ersun Yanal maç sonrası ne söylemiş, ona bir bakalım. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Hangi maç olursa olsun, ister özel ister resmi. Fenerbahçe'nin kazanmaktan öte hedefleri vardır. Fenerbahçe çok büyük bir aile. Fenerbahçe'nin zorlukları olur ama Fenerbahçe asla eğilmez. Fenerbahçe asla çömelmez. Fenerbahçe başka bir boyuttur. Murat Özbostan, maç ve sonrası açıklamaları. Yani tabii böyle mesajlar vermek gerektiğini düşündüğü için, hı hı, camiasını sürekli diri tutmaya çalışıyor. Sonuçta yeni bir hoca, seyircisini. Aslında bu basın toplantısında bence daha dikkat çeken bir şey de vardı. Bu
geçenki 2-2'lik maç sonrası Valbuena ile Ayev aslında 2-0'dan 2-2 olan maçın şeyini bir takım savunmasına hedef göstermişlerdi. Yani savunmada sıkıntılar olduğu için biz işimizi yaptık, golleri attık ama geride bu bugünkü basın top dünkü basın toplantısında da şey bir cümlesi vardı Yenal'ın. Yani takım savunması sadece savunmanın işi değil, tüm takımın tabii işi. Ama burada çıkması oradaki bunu da çıktı burada bu işi beraber düzelteceğiz. Yani biraz Fenerbahçe'deki en büyük sorun bence bir takım olma şeydi. Yani işte o savunma kötü oynadı, işte onlar golü yiyor. Efendim orta saha şöyle, onlar böyle yapamıyor. Biz goller atıyoruz, böyle oluyor. Yani bu düşünceyi ortadan kaldırıp... Bir birlik havası yarattık. Evet, evet, aynen öyle. Şu an bence hocanın en çok yaptığı ve hızlı ivedilikle buna cevap verdi zaten. Bu konuya cevap verdi. Benim o toplantıdan, sözlerden en çok bu dikkatimi çekti. Yani savunma bütün takımın işidir. Sadece savunmadakilerinin değil. Doğru söylüyor ama. Evet. Doğru söylüyor. Ve işte bu şeyi, yani kazanamama duygusu, işte gol kaçırma psikolojisi. Bence bu maç için iyi oldu Fenerbahçe için. Yani bu maçın skoru, elbette ki rakip TFF Ligi'nde son haftalarda iyi sonuçlar almıyor. Böyle çok farklı mağlubiyetleri var. Biraz eski Giresun değil. Sponsorları mı gitti onların bilmiyorum. Başında artık o isim de yok. Ama kazanmak adına, yani ne olursa olsun ben nerede kazanırsanız kazanın. Kazanmak güzeldir. Hani şey vardır, bazen yaparlar böyle 3-4 tane daha düşük takımla maç ayarlarsın. Özel maç ki takım kazanıp biraz havaya girsin. Evet, yani burada Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı yani var. Ona kazanmaya ihtiyacı var. Gol atamayan isimlerin gol atmaya ihtiyacı var. Bence bu maçın kazanımları bir kazanmak, iki gol atmak. Mehmet Ekici, Soldado'nun dönüşü. Bir şey de denedi. Üçlü başladı. 3-5-2 ile başladı. Sonra dörtlü savunmaya döndü. 3-5-2 olabilir deneme mi? Için. Evet, evet. Yani oyuncu deneme, sistem deneme. Sonuçta bunu da geçti ve evet. Olumlu, her şey olumlu yani. Bence başkan da herhalde uzun bir zaman sonra oh filan rahat bir maç izliyorum. Maç dedi çünkü Ali Bey'de. Aslında Erzurum maçı da öyle yani. Çok rahat bir maçtı. Hani gidişi öyleydi. Gidişi öyleydi ama sonu öyle olmadı. Halil abi, Fenerbahçe Antalya Spor'a konuk oluyor. Bu da zorlu bir maç yani. Hani o... yani zaten şu anda ligin en dişli takımından. Aynen öyle. Biraz düşüş var ama şu anda. Antalya'nın bu seviyede olmasını bile hiç beklemediğimiz için yani. Ne dersin, o maçta Fenerbahçe şansı var mı? Ya mutlaka vardır. Yanal neyi değiştirebilir yani bu kadar kısa zamanda? En azından kazanma azmini getirir, heyecanı getirir, direnci getirir. Ki Sayın Ersun Yanal'ın takımlarına kazandırdığı en önemli şey dirençtir. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl birçok maçı son dakikalarda kazanıyordu. Bunu bazıları diyor ki ya son dakikalarda maç kazandılar. Ne yaptı ki hoca falan diyorlardı. Halbuki bu takımın direncini gösteriyor. Yani neyi gösteriyor? İnadını gösteriyor. Son dakikaya kadar maçı bırakmamasını gösteriyor. Bu da onun tarzının bir işaretidir. Şimdi bu maç tabii çok fazla daha yeni geldi. Daha bir hafta doğru dürüst ya oldu ya olmadı. Ama önemli maç. Ama ben yenileceğini düşünmüyorum bu maçta. Ne dersin abi? Fenerbahçe Antalya maçı ne olur? Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Eksikler de çokmuş Antalya'da. Yani Antalya biraz bir şey düşmeye başladı yani. Bu özellikle bazı Anadolu takımları çok iyi bir çıkışlar yakalıyor. Sonra o istikrar devam ettiremiyor. Onlardan bir tanesi de Adana Spor, Antalya Spor oldu. Ben Fenerbahçe'nin bu maçı alacağını düşünüyorum açıkçası. Devre arasında düşünüyorum moralli yani. Girerler ondan sonra. Önemli çünkü devre arasında moralli girmek de önemli. Yani burada kupa maçını almışsınız, tur atlamışsınız. Rakibiniz Ümraniye Spor olmuş. Oradan da size beklediğiniz ölçüde bir takım çıkmış. İyi kura çekmişsiniz. Bir de şimdi Antalya maçını kazanırsanız bilmiyorum sıralamada ne değişir ne fark eder ama illaki değişecek olan tek şey moraldir. Yani devre arasında moralli girip ondan sonra zaten hoca diyor ki çalışacağız kardeşim, işte bugün Volkan Bal'da transfer yapmaya çalışacağız diyor o da mesela. İllaki bir eksikler falan. Yani çok kadronun da aman aman o kadar kötü bir kadro olduğunu da ben düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Bu kadronun hak ettiği yani, yer bu değil zaten. Yani tamam, illa yani, yani, hani, yani. Tamam, liderlikte değil de. Tamam, yani. Ama en azından ilk 5'te. Yani ilk 5 ol, 7 ol, 8 ol, gene. 8 ol tabii. Ama bu değil yani. Yani devre arasına iyi girmek, moralli girmek önemlidir. Yani bu maç onun için bence Fenerbahçe için önemli ve ben alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Ama harbiden bir bassızlık da var ya. Yani işte hani, her şey üst üste gelir yani.
Hani İbi şimdi burada Soldado'yu oynatacağını düşünüyorum. Artık Slimani'yi yedeğe çekeceğini düşünüyorum. Soldado'yu çok tuttuğunu ben biliyorum. Aynı şekilde Valbuena'da daha sık göreceğiz Soldado Valbuena. Yani bir kere oraya gelen mesela Kayseri Spor sezonun en iyi topunu oynadı. Bir daha gün yüzü görmedi adamlar. Ankara Gücü geldi. Dedik yani Ankara Gücü ne biçim taş gibi takım, hatta İsmail Hoca Fener'e gelsin falan deniliyordu. İsmail Hoca bıraktı. Yani enteresan bir sezon geçiriyor Fenerbahçe. Hani en güzel golleri yiyorlar. En olmayacak golleri yiyorlar. En üst performansları sergiliyorlar rakipleri. Tabii. Yani o yüzden böyle tabii sürekli böyle de olmaz zaten. Bir yerde ikinci yarı daha farklı olur bu iş. Evet. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin haberiyle devam ediyoruz. Konumuz Avrupa tabii ki. Ceyhun Kuburlu imzalı haber şöyle. Türk kulüpleri Avrupa kupalarına katılmazsa devasa bir gelirden mahrum kalır. Yılda 500 milyon kaybederiz. UEFA her yıl Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlara 1.8 milyar euro akıtıyor. Bu platformlarda Türk kulüplerinin boy göstermesi halinde aldığı pay 500 milyon lirayı buluyor. Evet, şimdi bu Avrupa'dan gitmeyiz işi. Ama söylesinden bir haber var, onu söyleyeceğim burada da. Nedir o? Trezeguet ile ilgili. Evet, hemen son dakika. Hayır, onu öğrenmeye çalışıyorum. Evet, işte. Tamam, sen haber al bize, haber tamam, ver. Tamam oldu. Evet. Bu Avrupa fikrini tabii bu arkadaşımız ekonomide de özellikle futbol üzerine haberler yapıyor. Ben bazen okuyorum. Bugün spor sayfasında çıkmış. Bu bakış açısı doğru mu Ali Koç'un bir kere? Onu sorayım önce. Ya bana göre doğru değil. Ya ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet, kendisi ne diyor? Biz ne yapsak ne etsek olmayacak diyor. Çünkü 30 milyon euro gibi bir kar elde 60 dedi dün. 60 ya öyle bir şeydi tam rakamları. Direkt verdi. Ya biz bu sınavdan geçemeyeceğiz gibisinden. Biraz umutsuz bir mesajlardı. Ama yani Galatasaray'da bir sürü görüşme yaptı. İşte Galatasaray'ın da bir takım vaatleri oldu. Bunları anlatmaya çalıştılar ve Galatasaray'a bir kredi verildi. Evet. Yani sonra bozuldu o yapılan anlaşma. Hala geçerliliğini koruyor ama kastan bakalım ne yanıt gelecek. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'de öncelikle tabii bir görüşmelerde nasıl bir sonuç çıkacak? Ne yapacak? Ne edecek? Yani bu görüşmelerden illaki Fenerbahçe'nin ceza alacağı gibi bir durum olmayabilir ama Sayın Başkan'ın konuşmaları kamuoyunda A'dan Z'ye herkese şu etkiyi yarattı. Yani Fenerbahçe ne yapsa olmayacak ve ceza alacak. Şimdi bu sene Avrupa'ya gider mi gitmez mi ben bilmiyorum. Yani Türkiye Kupası'nı alır. Gider, ceza alırsa da çekmiş olur. Evet. Ama sonuçta Avrupa'ya her Türk takımının katılmasını ben önemsiyorum. Bunun bir prestij olduğunu, bir de asıl bunun gelir bir orada yani. Para olduğunu, bunun sponsorlar olduğunu, yani forma, seyirci, yayın birçok şey olduğunu düşünüyorum. İlla ki başkan bunları söyledi ama yani gerçek düşüncesi bu mu değil mi? Yani bunun hesabını, kitabını neye göre yaptılar? İşte hesap kitabı yapmışlar. Yani bu işin bak, sonuçta şöyle, geçen kaybı sene ciddi. Bir de şeyi düşündüm yani bu sene gidemedi. Seneye şampiyon oldu Fenerbahçe. Diyelim ki ikinci sırada Galatasaray var, Beşiktaş var. Sen gidemiyorsun şampiyon, cezam var. İşte Beşiktaş'a da Galatasaray gidiyor. Hop 50 milyon euroyu alıyor, cebine indiriyor. Yani ne diyeceksin? Ben böyle bir takım kurmuştum ama tüh vah vah neyse seneye biz de bakarız falan mı diyeceksin? Yani bir de şu benim tuhafıma gitti. Şimdi Fenerbahçe en çok şu an sıkıntılı olduğu şey ne? Para, borç. Bir sürü spekülasyonlar var. 450 milyon euro diyen de var. 650 milyon euro diyen de var. 500 diyen de var. Tam olduğu ne olduğunu bilmiyoruz borcun. Şimdi böyle bir borç yapısından bahsedilirken, bu borç yüzünden işte birçok sıkıntılar yaşanırken ve bunlar sürekli kamuoyuyla paylaşılırken, yani borcun üzerine borç koymak şampiyonluk için dedi zaten. Şampiyon bir kadro kurmak adına. Yani doğru bir mantık mıdır bilmiyorum. Bunu da iyi düşünmek lazım diyor. Yani tamam, zamanında Aziz Bey de dedi 100 milyon bilmem ne harcasaydım dedi, takımı borçlandırsaydım mıydım dedi. Arkasından harcadı zaten o da parayı. Harcadı yani. Harcadı. Bir sene önce de harcamıştı. Harcadı. Kralını borçlandırdı. Evet. Yani şimdi Sayın Ali Koç da aynısını yapacak. 50 milyon euroluk da ben transfer yapayım. Ben çok onu dedim ya, öyle o fiyatlara gireceğini düşünmüyorum ben. Şimdi o konuşmadan o çıktı ama. Şimdi Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanında Fenerbahçe ikisine göre daha şanssız bir kulüp. Evet. Şanssız derken
daha sıkıntıda bir kulüp. Niye? Şimdi Galatasaray Beşiktaş'a bakıyorsun son 4 senede Şampiyonlar Ligi'nde iyi paralar kazandı. Ben söyleyeyim. Geçen sezon Beşiktaş 43.2 milyon i̇yi euro. İyi paralar. Şimdi benim rakama girmeyeyim. İyi paralar kazandılar. Ama bu paralara rağmen Fenerbahçe'nin aralarındaki borç durumu yani tamamen hani %100 değil ama yine de hemen hemen yakın bir durumda. Yani çok büyük fark yok. Çok büyük fark yok. Fenerbahçe'ye bakıyorsun hiçbir Şampiyon Ligi gelirin yok. Sadece kendi yağında dönmeye çalışıyorsun. Yine de iyi idare ettiler. Bu ayrı yönü. Eğer Fenerbahçe'de Şampiyon Ligi'nden 2 sene üst üste gelir kazansaydı Fenerbahçe'nin ben sana söyleyeyim potansiyeli hani gelir potansiyeli hem Galatasaray'dan da hem Beşiktaş'tan da daha iyi. Daha fazla. O şansı daha fazla. Yani en azından iş adamları daha çok kendini, gönlünü, bütçesini, kasasını, parasını cebine açıyor. Ama işte gelen fırsatta tepip ön elemelerde falan tabii demiyorlar yani. Ha buna rağmen yine de bu şekilde gelmeleri yine bir başarı olarak görüyorum ben. Bak hani tamam büyük borç var ama yine de iyi idare ettiler. İkinci tarafı da hani UEFA tamam Fenerbahçe ceza verebilir mi? Nasıl Galatasaray'da verebilir? Fenerbahçe'de verebilir. Ancak Fenerbahçe'nin şurada hiç kimsenin de yani herkesin göz ardı ettiği bir konusu var. Şimdi bunu söylemek zorundayım. UEFA'nın bir kara listesi vardır arkadaş. Hı hı. Sayın Aziz Yıldırım UEFA tarafından çok da sevilmeyen bir kulüp başkanıdır. Yani sevmez. Sayın Aziz Yıldırım UEFA sevmez. Yani Aziz Başkan tarzındaki başkanların futbolun içinde olmasını istemez. Şu anda Sayın Ali Koç'u da Aziz Bey'den Fenerbahçe kulübünü futbolu kurtardı olarak görüyor. Bunlar benim görüşüm değil. Görüyor. Onların görüşünü söylüyorum. O yüzden hani Ali Koç ve Fenerbahçe bir sene daha en azından 2 sene daha toparla şansı verebilirler. İyi bir yaklaşımla ilişkiler olarak. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden hani ben Fenerbahçe'nin yeni yönetim nedeniyle bir şansı daha olduğunu düşünüyorum. Yani bir süre daha idare edebilirler. Ama bu demek yani bu şans fırsattır yani Fenerbahçe'ye bir hani bir, o bu fırsatı değerlendir diyebilirler. Ki son benim aldığım bilgilere de böyle bir şansın olabileceğini söylüyorlar. Ama şu var, UEFA'da kimsenin gözünün yaşına tabii bakmaz. Gerçekten de bazı başkanları UEFA bunu da şeyde görüyoruz yaptıklarıyla da. Bazı başkanları, bazı kulüpleri sevmez. Tarzlarını sevmez. Onlar genelde insanların mesela kulüplerin satılıp başka insanlara teslim edilmesinin pek UEFA'nın hoşuna gittiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Sistem değişiyor. Ve onlarla da uğraşıyorlar. Evet. Uğraşıyorlar. Hani onları en azından bir kalıba sokmaya çalışıyorlar. Sınırlamaya çalışıyorlar. O yüzden hani futbolun geleceği açısından da bazı hamleler yapabilirler. Şimdi bir şey söylüyor musun? Hala tamam, bitti mi tamam. Cümlen? Tamam. Bir şey daha vardı unuttum onu. Hatırlayınca hemen döneriz. Şimdi geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Haftanın maçı aslında. Trezeguet kadro dışı. Bir Doğuş biraz önce bir şey söylüyordun. Trezeguet mi? Trezeguet affedilmiş. Yayıncı i̇şte kuruluş biraz önce bravo. Son dakika olarak geçmiş. Özür dilemiş ve Trezeguet affedildi olarak. Burada bak Trezeguet son gelen ve haberler. Ne dersiniz bu maç için? Ben de şimdi ona uğraşıyordum. Bravo. Şey konusunda söyleyecektim. Trezeguet ve Jacquinac açısından. Hani şimdi bugün birkaç gazeteci arkadaşımızın Jacquinac için Galatasaray'ın kapısını çalacağı veya Trezeguet için kapısını çalacağı falan diye bir şeyler var. Öyle bir şey yok. Bunu buradan net olarak söyleyeyim. Kasımpaşa Trezeguet ile Jacquinac'ı satmayacak. Kesinlikle bu sene satmayacak. Çin'den de Jacquinac'a çok büyük para teklif geldi. Türkiye'den onlar alacak parası olan kulüp var mı? Yok. Zaten alamazlar. Yani. Mümkün değil. Ya şimdi 20 milyon euro verdiler Jacquinac'a. Bu uçuk bir rakam değil ha. Hani ben uydurmuyorum. Geldi bu rakam. Teklif masada. Vermediler. Bence de biraz hani en azından Mustafa Hoca'yla bir planları var. Tutuyorlar. Maç çok zor bir maç. Hani şöyle baktığın zaman Beşiktaş'ın da sorunları var. Trezeguet'i bir şekilde çözdüler bak. Taviz vermediler, çözdüler. Beşiktaş'ın da sorunları var. Beşiktaş da bu sene Trabzon maçının ikinci arasındaki oynadığı futbol oynasa zaten rakibi olmaz. İnanılmaz top oynadılar. Ya bir de Şenol Hoca sıkıntısı var. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam şöyle hoca yaparım. Hoca sıkıntısı ne Ali abi? Ya belli yani bir keyifsizliği var. Hoca sıkıntı. Hoca sıkıntı da. Hani tam iç yüzünü %100 olarak buradan tahmin edemiyorum ben ne olduğunu.
Hani bazı şeyleri söyleyebiliriz. Ahmet Bey'in ayrılması. Hani istediği transfer santraforları Murat daha takip etmiştir son zamanlarda. Hı hı. Hani istediği bir de Trabzonlu olduğu için belki daha da iyi bilir. İstediği transferlerin tam olarak yapılmaması nedeniyle. Yani ben şimdi Beşiktaş yerinde olsam Sayın Fikret Orman'a, Fikret Orman yerinde olsam hı hı. Şenol Hoca olacağını iyi hoca bulamazsın arkadaş. Bak ne söylüyorum. Bana göre Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Ama her teknik direktörün bazen takıntılar oluyor. Hocanın da var. Onlardan arındığı zaman saha içindeki hamle açısından bana göre oyun hamlesi açısından bir numara teknik direktörü. Uzatırım sözleşme, imzaltırım abi 3 yıl daha. Bulamazsın, başka hoca bulamazsın. Ondan iyi. Yurt dışından da getiremezsin. İş sanki hiç oralara gidiyor gibi değil ben, şu anda. Ben olsam bir daha düşünürüm. Ya bulamaz, bulabilir mi Murat? Evet. Bulamazsın. Şenol Hoca'dan iyi hocayı bulamazsın arkadaş. Net. Tamam. İdare edeceksin. Katlanacaksın bazı şeylere. Onun suyuna gideceksin. Değiştiremiyor sanki bu saatten sonra. Ama bu aşk devam eder mi acaba? Ya hoca için de ben hani başkan hani milli takım var tamam. Ama hani Beşiktaş'tan başka ne var abi ya? Galatasaray'a gitmeyeceğine göre, Fenerbahçe'ye gitmeyeceğine göre. Ya başarısı belli. Başarısı eder, belli. Başarısı ya, bu sezon ya tamam, ne olur, her, takım her nasıl bitirir? Her sene şampiyon olacak diye bir kural yok ki arkadaş. Şüphesiz. Mümkün değil. Yapamazsın. Ama çok tabii formsuz bir dönem yaşadı. Geçiriyor. Olabilir. Bunlar olabilir. Ben onu da doğal karşılıyorum. Olabilir. Çok oyuncu değişti. Çok oyuncu gitti. Yeni oyuncular geldi. İstenilen performansı bulamadılar. Giderleri de yerini... Şey, yine bir transfer dönemi geliyor. Yeni gelenleri dolduramadılar. Yine yani gidenleri yeni dolduramadılar. Uzat abi 3 yıl bak daha psikoloji daha farklı olur hocam. Yine Beşiktaş'ta bir transfer borsası erken açıldı bence. Yani oyuncularına dair işte medel... Adriano'nun gidip gitmeyeceği belli değil. Babel'in gidip gitmeyeceği belli değil. Quaresma'ya ne teklif gelirse hemen satmaya razılar. Yani sahaya odaklanmadan çok Beşiktaş sürekli her transfer döneminde tabii büyük bir kulübün yönetici şeyi politikası da bu olabilir ama bir anda oyuncuları pazara açılıyor, tezgahlara konuyor. İşte bunu satalım, şunu satalım, onu satalım. Ekonomi bilmem ne o bu. Yani daha sonra oyuncular o kulübe karşı ne duygusu hissediyor, ne yapıyorlar? Yani biraz bence buna bakması lazım Beşiktaş'ın. Yani şimdilikten medal bir. Werner Love'ın menajeri daha iki gün önce açıklama yaptı. Ya da kesin tavrını koyacaksın. Gitmek istiyoruz dedi. Bizim dedi alacaklarımıza karşılık sözleşmemizi verin dedi. Adriano'ya yeni sözleşme önerilmiş. Hı hı. Hatta başkan kulübe davet etti, konuştu. Adam kabul etmeyeceğine dair bir şey söylememiş. Babel... Bir mum üflüyor, bir medyayı eleştiren video çekiyor. Gayet de güzel. Arkasından menajeri sürekli oradan açıklama yapıyor. Teklifleri açığız diyor. Onun ne olduğu şu an belli değil. Pepe gitti. Pepe gitti. Pepe'nin yeri dolacak mı, dolmayacak mı belli değil. Benim duyduğum bir sağ bek almak, bir de forvet almak. Sağ bek zaten iki senedir istiyor Şenol Hoca. İstiyor da yani kimi alacaklar? Yani Beşiktaş'ta şu an 5-6 tane oyuncu her an gidebilir zaten. Yani böyle şey olduğu anda tık 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 5-6 kişi gidebilir Dorukhan yani. Dorukhan gibi adamlar dolduracaklarsa sorun yok. Kim gibi? Dorukhan'dan bahsediyor. Dorukhan gibi adamlar dolduracaklar. Bulabilirler mi devre arasında yok. Öyle adamlar? Yani neyi? Ya araştırırsan bulursun Murat ya. Ya böyle dünyada baktığın zaman inanılmaz bir futbolcu haznesi var ya. Ama bunun için araştırmak lazım. Yani bir ne bileyim. Kim araştırıyor abi? Beşiktaş'ın scout ekibi var mı? Ben bilmiyorum arkadaş, mesela. Halen daha biz bunu öğrenemedik. Yani bir Porto Benfica örneği var ya. Adamların. Sporting Lisbon'da. Heriflerin şubesi var adamların ya. Heriflerin diyorum kusura bakmasınlar. Adamların şubesi var ya şeyde. Arjantin'de, Rio'da, bilmem nerede, Kolombiya'da. Şubeleri var. Adamlar Amerika'dan toplayıp getiriyor adam. Ve onlar dünyanın en zengin kulüpleri şu anda. Bak Financial Fair Play'e hiç girmeyecek adamlar. Abi, her yıl kafadan 100 milyon euro giriyor kasalarına. Giriyor mu o kadar? Sen ya aşağı yukarı bu giriyor yani. Hesap ortalamaya vurursan giriyor. Mesela Larry'i getirdiler. Ama farklı bir düzen işliyor. Larry'i getirdiler. Abi yani. İşlet, sen de işlet. Niye? Allah aşkına ben Avrupa'ya gitmeyeceğim. Atladı. Ben Avrupa'ya boşuna şey yapmayacağım diyen bir yönetimi yok orada. Nelerine para harcıyorsun? İşte. Nelere para harcıyorsun? Bul abi. Bulamaz mısın? Yabancı scout bul. Halil abi bulursan işine yarıyor mu? Git Porto ile anlaş veyahut da Benfica ile anlaş. Arkadaş biz de ortak olalım size de. Ya bak şu anda doğaçlama. Fikir diyorsun. Ha, fikir doğaçlama söylüyorum. Peki o zaman çok ucuza oyuncu bulduğun zaman herkes mutlu olacak mı? Yakışan yani, oyuncuyu bulacaksın onu seçeceksin. Ya inanacaksın. Adam diyecek sana kardeşim al bunu bir yıl içinde sana bir yıldız 10 milyon euro diyecek. Bu tarz adamlar bulacaksın. Bu lan vallahi buluyor. Bak şahane buluyorlar. Bulur.
Aynen öyle. Çok maç için neden? Gelsin kaç tane oyuncu ben sana sayayım. Hangimiz biliyordu onları ya? Yok canım tabii. Oho. Maçın sonucu ile ilgili bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Ya Beşiktaş söz konusu olunca. Özege'nin affedilmesi. Kasımpaşa da. Etkiler çok etkiler. Artık Kasımpaşa da bir ama Kasımpaşa'nın son maçı da büyük şanssızlıktı ya. Kayseri maçı. Yani bir gol atsa 5 olurdu maç. Girmiyor top. Girmiyor. 3 penaltı liderdiler. Onun için bu maç için bir yorum yapamıyorum. Ya. Ortada bir maç. Peki Mustafa Denizli, Şenol Güneş karşılaşması öyle bakar mısınız? Tabii canım. Nasıl bir durum söz konusu? Yani Mustafa Hoca bir takıma bayağı bir etki yaptı. Tam takım zaten kötüydü ama futbol tarzı açısından daha farklı bir hale getirdi. Bir burada böyle bir... Tamam hani, belki fazla gol yemeye başladılar ama... bir hani hocaların çatışması da olacak sanki burada. Ya bir kere olacak. Olur. Beşiktaş'ın bak biraz önce Fenerbahçe için söyledik. Beşiktaş'ın ya. Da futbol. Beşiktaş'ın futbol da artık kaybedecek şeyi yok yani. Bir puan kaybetme lüksü olamaz. Puan 29'da var. 29 puana geri kazanırsa. Hemen. Başakşehir 34 puanda. Yeni Malatya 28. Başakşehir Beşiktaş 26. Lider. Galatasaray, Trabzon ve Kasımpaşa 26 ve Antalya. 26 mı? Evet. 26-26 gidiyor. Çok 26'lık dengelerin bozulacağı bir hafta yani bu hafta ya. Aynen öyle. Hele Kasımpaşa Beşiktaş maçı oynanınca. Abi Beşiktaş ne kadar kendini... Beşiktaş kaç puan geri kalıyor? Yenilirse bakayım. Yani Başakşehir'in de kazandığını varsayarsak 12 puana çıkıyor orada. Oo. Bugüne kadar 12 puandan ben lig döndüğünü hiç görmedim. 11 puandan döndü. O da bir Fenerbahçe'nin bir maçı eksik olduğu için 11 puan deriz ona. Bu farklı bir... Tabii 8 puandı. 8 puandan döndü ama 11 puanlar 12 puanlardan dönmez. Yok zor. Dönmez. 10 puan bile günümüz futbolunda zor. Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonluğa giden bir takım bir yarıda... Zor ya Beşiktaş'ın 3 işi. 3 tane 4 tane maç kaybetmesi çok zor abi. Beşiktaş'ın çok için zor. Hücum hattı sıkıntılı, forveti sıkıntılı, bak, defansı şey devrede, sıkıntılı. Beşiktaş'ın her yeri sıkıntılı. Ortası, defansı, kalesi, ilerisi yani sorunlu. Kasımpaşa için sadece savunması diyebiliriz. Bakalım Paşa'nın göreceğiz. En güzel yorum neydi? Forvet'i şampiyon yapar, savunması küme düşürür Kasımpaşa'nın. Bu sözle de Halil abinin bu güzel özlü sözüyle de programa nokta koyuyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın yeniden görüşmek üzere.